Sorumu soruyorum arkadaşlar. Anthem Destiny'yi tokatlar mı? Ve siz yorumlarınızı yazarken ben de Dospey'e dönüyorum hemen. Adeta bir kırmızı koltuk programı gibi. Anthem'dan beklentilerimiz neler? Destiny'yi tokatlar mı? Destiny'yi sokatlar mı? Valla Anthem'la alakalı çok az şey gördük. Destiny'yi daha önce deneyim ettiğimiz için ya her şey Evet, Destiny'yi programımızın sonuna geldik arkadaşlar. Bu şey reklamı gibi oldu. Regal vardı ya. Çat tokadı atıp tokatlayabilir geçiyor. Ya şimdi şöyle bir şey. Destiny'nin en büyük sıkıntısı aslında oyun mekaniği olarak keyifli. bana. Hani, Evet. Mekanik, core mekanikler olarak çok keyifli bir ya oyun. şimdi arkadaş hani Ama görev dizaynından tut ki senaryosuna abi kadar. Bungie dediğin firma 10 sene boyunca Halo yaptı. First person shooter bir oyun yaptılar ve yani bırakın da Allah'ın aşkına Destiny'nin de hani mekanikleri iyi olsun, tamam mı? Hani Nintendo'nun 30 senedir Mario yapıp da platform oyunu becerememesi gibi bir şeye benziyor bu Evet. aslında bir noktada. Olmadı değil 3D World'u Ya yani çok düşününce. da mata değildi, işte arada bir tökezlediği oluyor ama genel olarak bak Odyssey geliyor. Umarım gönlümüzü tekrar kazanacaklar. Ama Destiny'nin en büyük sıkıntısı bizim için lore, hikaye anlatım vesaireydi. Yani çok da böyle bir istediğimizi alamadık. Tamam, arkadaşlarla oynamak keyifliydi falan. Batak bu okey, ne kadar arkadaşlarla oynamak keyifliyse bu da o kadar keyifliydi. Yani günün sonunda bize vermesini istediğimiz şey bir noktada da o dünyayı gerçekten yaşatması. O kadar güzel bir hikaye oluşturuyorsun. O kadar güzel bir atmosfer oluşturuyorsun. Ondan sonra onunla alakalı hiçbir şey vermeden paldır küldür ilerletiyorsun bizi vesaire. Yani amaç değil, araç oluyor senin için hikaye. Hatta araç bile olmamış neredeyse, yani ortada hiçbir şey yok. Ama beni burada en çok cezbeden noktalardan bir tanesi Anthem'la alakalı olarak tabii ki de Mass Effect 1 ve 2'nin senaristi olan, aynı zamanda birkaç tane de kitabını yazmış olan, maalesef şu anda ismi aklıma gelmeyen abimizin, Andrei Sapkowski diyesim geliyor ama o biçim yazarıydı. Ama ona benzeyen bir ismi var. Ve bu abimizin yer alıyor olması, ki Mass Effect Andromeda'yı da zaten doğrudan, ya bizi bildiğimiz Mass Effect'li yapan BioWare'in ekibi geliştirmemiş. Ve orijinal oyuna, bu işte Jade Empire'ı, KOTOR'u yapan, Mass Effect 1 ve 2'yi yapan ekip arka planda Anthem üzerine çalışıyormuş. Şimdi baktığımız zaman işte Ubisoft ne yaptı? Konsollardaki MMO boşluğunu shooter'la birlikte bir yorum getirmeye çalışan Destiny'nin ardından The Division'la Division çeke yaptı. geldi. Çok ses getirdi hani reklamlarıyla vesairesi falan, ama şu anda esamesi okunmuyor. Bugün Aynen açtığımızda Destiny'nin hala bir gideri var. öyle. Hala insanlar konuşuyor ve aktif olarak içerisinde vakit harcıyorlar, Destiny'yi ama tercih ederim bu arada Division'a. kesinlikle katılıyorum sana Aynen. burada. Beni en çok korkutan unsur The Division gibi Destiny'nin yoluna gitmeye çalışırken kendi yolunu çizemeyen ve klasik bir Ubisoft oyunu Aynen. olarak çıka gelen bir yapımla karşı karşıya olmamız. EA'nin yer yer başarılı oyunları oluyor. Mesela beni çok çok şaşırtan, eski kalacak biraz ama Dead Space. Ya ben Dead Space'i ilk gördüğümde olan Resident Evil 4'ü çakmış bunlar demiştim, ama bambaşka bir, tamam hani omuz hizasından gözüken bir karakterimiz vardı ama atmosferi, hikayesi, oyun mekanikleriyle, gerilim atmosferiyle çok çok başarılı bir oyundu. Hala şaşırıyorum EA nasıl bir öyle, herhalde gözünden kaçtı adamların. Ben sana söyleyeyim abi. O müdahale etmediler. Arada böyle kaynadı. Ya düşük bütçeli bir şeydi vesaire. Öyle arada kaynadı geçti. Öyle başarılı bir yapım çıktı. Anthem'ın da aynı şekilde böyle bizi cezbetmesini istiyorum açıkçası. A Way Out oyunuyla birlikte EA sunumunda, E3 sunumunda bayağı bir bizi şey yapmışlardı Evet. biliyorsun. EA'ye karşı bir saygı Heyecanlandırmışlardı. duymamı sağlamıştı ufaktan da olsa. Şimdi ben çok konuştum abi. Gerekli detayları verdim. Anthem hakkında sen ne düşünüyorsun? Neler görürsek bizi tatmin eder? Sadece senaryo mu? Senaryo dışında ne olmalı? Abi Anthem çok cezbedici gözüküyor açıkçası. Yani çok konsept hoşuma gittiği için benim ama. Başlangıç olarak bunu defaca söyledim. Yani bir zırh giyip uçma, açık dünyada uçma olayı benim zaten en büyük fantezilerim. Herhangi bir oyuna geldiği zaman direkt olarak oyunu yalayıp yutuyorum zaten ister istemez. Böyle bir hani kendimi kaptırıp gidiyorum oyuna. Bu oyunda mı Anthem'da olması gereken şey elbette ki bunun bir MMO olduğunu unutmamamız gerekiyor. Ne kadar şey olsa da senaryo odaklı gideceğini söyleseler işte Mass Effect'in yazarı zaten falan filan deseler de bu bir MMO ve bolca gereksiz yan görev olacak. Bolca hani birlikte yapabileceğin arkadaşlarına yapabileceğin niteliksiz hani senaryo falan filan olmayan sadece loot peşinde koşacağın bir sürü görev olacak. İşte ben Bunlar oralardanım. olacak. Bunun kaçışı yok. Sadece bunlar haricinde Bunu ne bastırabilir oyunun içerisinde sence abi? Bir gerçekten iyi yazılmış bölüm dizaynı falan çok iyi olduğu senaryosunun çok iyi olduğu bir ana senaryoya ihtiyacımız var. Ya şöyle düşün. Eğer Anthem sadece ya Destiny gibi mesela Destiny ne olay? Loot peşinde koşmak ya. Raid yap, loot peşinde koş, daha fazla egzotik silah düşür falan filan. Destiny olayı o. Ya onu eğer ondan hoşlanmıyorsan Destiny'den zevk alma şansın yok.
Anthem'ın gerçekten bir şey koyması lazım. Ya yani 4 kişinin beraber oynayıp zevk alabileceği bir ana senaryo. Hani görevi. Böyle mesela 10 saat oynadın. Bitti. O yan materyallere hiç girmeden, loot peşinde koşmadan falan filan bile o sadece 10 saatlik kısmın seni memnun edebilecek kadar iyi bir senaryo moduna ihtiyacı var. O kısmı yerinde yaparsa eğer, Diğer kısımda tuzu biberi ya hatta diğer baharatı kısım olacak. online olarak devam etmek isteyen, hani sonsuza kadar oynamak isteyen kesim. Hani devam etmek istiyorsa o şekilde, o zaman sıkıntı yok bence. Oldukça güzel bir oyun çıkabilir ortaya. Biz 10 saat oynarız. Bir 10 saatte yanlışta ne yapılıyorsa, ne ediliyorsa onlara falan filan göz atar. Level'ımızı yükseltiriz vesaire. Level'ımızı yükseltir. Bakarız keyfimizi alır. Yani tatmin olur bırakırız ondan sonra. Bu kadar basit. Ama yani aynı Destiny gibi hadi bakalım loot peşinde koş, ya da hadi Division'da gibi hadi bakalım Dark Zone'a gir loot peşinde koş. Yok işte helikopter gelsin ona bağlı da kaç da bilmem ne falan filan olacaksa oyun Division hiç bir bir de çok anlamı yok. inanılmaz dengesizdi. Evet. Onu da işin içine katan bir sürü oyun içerisinde hatadan bilmem neden millet gidip legendary silah falan filan düşürüyor. Seni saatlerce harcayıp ortaya koyduğun işi adam birkaç dakikada yapıyordu Mesela vesaire. şey de Hiç kafa olmaması almadım. lazım ama. Mesela açık dünyaya seni salıp Ghost Recon Wildlands gibi aynı görev peşinde de Abav! Dur, koşturmaması lazım 4 tansiyonum kişi. düştü. O da olmamalı Yalnız yani. Ghost Recon Wildlands'da lamalar tükürüyor yanına gidince arkadaşlar. Öyle bir şey keşfettim. İnanılmaz bir detay ya. Hala beni Hayal olup şaşırtıyor açıkçası düşünüyorsun abi yani. sen. Ama evet, Ghost Recon Wildlands gibi olmaması lazım. Sonuçta oradaki, yani Ghost Recon Wildlands'in normalde içeriği 15 dakika falan. Aynen. Hani 15 dakikalık bir orada şey var. Yapabileceğin olaylar silsilesi var. Onu 115 saate çıkartmışlar. Abi adamlar binle mi, milyonla mı neyle çarpmışlar. Gidiyorsun bir şeylere bir şey Tam yapıştırıyorsun. No Man's Sky gibi Gidiyorsun. işte. No Man's Sky'da o. Oyuna o kadar kötü yorum aldı ki ben No Man's Sky'ı No hiç Man's Sky'da öyle. oynamadım bile. 15 dakikalık bir içeriği var. 18 kuantilyon tane gezegen. 18 kuantilyon tane gezegenin hepsi aynı. Yani aynı İşsiz. içerik. Şey yapmış. Harbi de çarpı. Multiply. Zartut. Oradan oraya, oradan Yani. oraya. Yani Anthem'da Neyse. öyle olmaması lazım diye düşünüyorum. Anthem'dan beklentilerimiz yüksek arkadaşlar. Ve özellikle shooter mekanikleri konusunda birazcık korkuyorum bu arada. Yani Mass Effect'in biliyorsun shooter kısmında Gösterdiler mi şu tarafı? Göstermediler değil mi? Sadece uçtular yani. uçtular birkaç böyle bir yapay zekaya falan saldırdılar. Hani bir PvP tabii ki görmedik ama hatırlarsan böyle bir sudan çıkıp iner inmez böyle etraf falan tarıyordu Ya evet çok karakter. havalı işte. Senaryo namında da hiçbir şey görmedik. Yani görev namında da hiçbir şey E görmedik. tabii Birkaç tane canım. adam koştu sadece böyle. Koştular koştular koştular. Ya Sonra orada bitti. şeyi gösterdiler güzeldi. Hava değişimi. Script değil de böyle şey olursa nasıl diyeyim? Duruma göre hani randomly olursa yani rastgele olursa daha doğrusu biraz daha Türkçe terimler kullanalım. Daha da ilgi çekici hale gelebilir ama tabii ki bu istediğimiz şeyler biliyorsun yani çok büyük şeyler istiyoruz hani iyi bir hikaye, rastgele oluşan olaylar falan filan. İyi bir hikaye ne zamandır büyük bir şey ya istemesi. Abi bence yani büyük bir şey değil de o hale gelmedim abi İşte sence hani ama yani. ne zamandır yani? Ne Ne zamandır zamandır? iyi bir hikayeyi istemek artık şey oldu. Ya abi şu zamandır bence Hani oyunlar evet açık düşündüğün dünya. zaman Metal Gear Solid'de bile iyi bir hikaye olmaması komik geliyor artık yani. Oyunlar açık dünya olunca kafayı yiyorlar Evet ben bunu söylüyorum yıllardır zaten. bence. Son birkaç senedir diyorum ki ne zaman bir oyun açık dünya olsa mahvoluyor. Batman Arkham Knight gitti. Metal Gear Solid gitti. Zelda gitti. Final Fantasy Yani gitti. bütünlüğü niye sağlayamıyorlar? Sen Witcher 3'ü oynadın. Ben 1 ile 2'de kaldım. Yani 3'ü iyi bir bilgisayarla birlikte başlayacağım. Witcher 3 de açık dünya. Evet. Ana senaryodan kopuyor mu peki? Yani Hayır. kendini dağıtıyor mu? Yo. Ana senaryodan gittiğin sürece çok tutarlı düz bir hikayesi var. Yan görevleri bile şey gibi Bir hissettirmiyor noktada ki. bağlıyor değil mi Ya şeye? ana senaryoya bağlandığı noktalar var. Hiç bağlanmayanları da var ama şey gibi hissettirmiyor. Abi baştan sağa mı hala koyulmuş gibi hissettirmiyor yani. Yani Witcher 3 o Her yüzden yan baş görevin bir tacımız. hikayesi var. Bir ya, sarıyor gidiyor yani. O yüzden baş tacımız. Anthem'ın da birazcık Witcher'dan nasiplenmesini istiyoruz. Ama tabii ki 4 kişilik bir oyun olunca, işte loot düşürme üzerine olunca neler olacak bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Ama bir de sizin yorumlarınızı alalım. Başlangıçta sordum ya, yazmışlar da tabii ki şimdiye kadar. Büyük ihtimalle. Destinci arkadaşlar, sizleri de görmek isteriz. Ne düşünüyorsunuz? Destiny'de neler eksik? Destiny 2 ne koyarsa ortaya Anthem'ın şu andaki o nasıl diyelim heyecan barını önüne geçebilecek bir şeyler yapabilir. Dedikten sonra bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.